Söz verdiğim gibi 10 lira videosuyla hepinize merhaba arkadaşlar. 10 lira bildiğiniz üzere çok fazla değişikliğe uğradı. Ve bugün sizlere o değişikliklerin hepsinden tamamen bahsedeceğim ve sizlere güzel bir 10 lira videosu izletmeye çalışacağım. Değişikliklerden burada bahsetmek istemiyorum, oyun içinde bahsedeceğim. O yüzden hızlı bir şekilde eklentilerimize, daha sonrasında avantajlarımıza geçelim. Eklenti olarak bu yeşil eklentiyi kullanın. Bu yeşil eklenti zaten 10 lirada bayağı popüler ve çok güzel bir eklenti. Eğer üzerinizde yük varsa biri sizi healladığında yükünüzü ona aktarıyorsunuz arkadaşlar. Yani bildiğin kullanıyorsa aktarma derken sizden azalmıyor. Sizdeki olan yük resmen orada tarafa kopyalanıyor ve daha hızlı bir şekilde survivor'lara hastalık bulaştırmak istiyoruz. Yani o yükleri bulaştırmak istiyoruz. İkinci olarak da televizyondan çıktıktan sonra kazandığım hareket hızının süresini %50 arttırıyor. Daha uzun süre daha hızlı gidebilmemi sağlayacak. Gayet güzel. Avantajlarımıza gidecek olursak da çanak çömlek aldım, hayvani güç aldım, kanlı kasap aldım. Bir de son darbeyi 10 lira üzerinde denemek istiyorum. Diğer turda muhtemelen azabın izlerini deneyeceğim. Bu iki avantajı bildiğiniz üzere son meta ile birlikte değişti. O yüzden şans vermek istiyorum bunlara. Adak olarak herhangi bir şey atmıyorum. Hangi map gelirse orada oynayacağız. Hadi maçımıza geçelim. Let's go. Hadi bakalım. Kızıl orman geldi. Map'ten nefret ediyorum ama olsun. Şimdi sizlere sırayla bilgileri vermeye başlıyorum. 10 Euro'nun en büyük değişikliği bence, çünkü palet takaslarında inanılmaz fazla etkileyecek bu durum. Karşısında oynarken de, onu oynarken de değiştirecek ki hayvani gücü alma sebebim de aslında bu. Artık görünmez haldeyken belirme, yani bu şey şu an olduğum durumdayken hiçbir şekilde paletlerden stun yemiyorum arkadaşlar. Bu da palet takaslarına böyle görünmezlikten çıkarken girebilmemi maç içerisinde zaten göreceksiniz. Çok rahat bir şekilde, örneğin mesela bu palete de böyle agresif bir şekilde girebilmemi sağlıyor. Eğer palete devirirse hayvani güç sayesinde rahat rahat gidebiliyorum. Eğer devirmezse de zaten palette onunla birlikte aynı tarafta kalacağım için çok rahat bir şekilde palet takaslarını gönül rahatlığıyla oynayabilmemi sağlıyor. Bayağı güzel bir değişiklik. Adamın da bu şekilde arka arkaya palet devirmesi benim açıkçası çok işime geldi. Ama daha fazla kovalamak istemiyorum. Hemen teleport atmaya başlayacağım. Şurada birilerini bulayım. Hemen birkaç tane hasar atalım. Sonra sizlere zaten bütün geri kalan bilgileri sırayla vermeye başlayacağım. Bak mesela tekrar görünmez olacağım eğer palete doğru gidersek, ki gitmiyoruz galiba. Orada da palet yok. Karşıda bir tane bulmazsa rahat bir şekilde bu hook'u da almış olacağım. Güzel. Şimdi bir diğer en önemli değişikliğimiz de artık bir televizyona teleport attığımda, sol tarafı zaten az önce gördünüz. Bir televizyona teleport attığımda bütün survivor'lara yük bulaştırıyorum arkadaşlar. Bütün hepsine. Şu anda David'de yük yok. Yük olmama sebebi de şu: eğer elinde kaset olan bir survivor varsa o survivor'a yük bulaştırmıyorum arkadaşlar. Yani elinizde kaset varken bu ışınlanmalardan yük kazanmıyorsunuz. Ama şöyle de bir olay var. Eğer elinizde kaset varken Oniro size vurursa 2 yük kazanıyorsunuz. Böyle de bir değişikliğimiz var yine. Yani bayağı riskli bir durum aslında. Şu an David'i mesela ben aslında direkt üzerine koşup onu öldürmeliyim ki elinde kaset olduğunu biliyoruz çünkü. Elinde kaset olduğu için az önceki ışınlanmamdan da herhangi bir şekilde yük kazanmadı. Onu bu konuda cezalandırmak istiyorum. Elinde kasetle oynamanın bu riskini ona yaşatmak istiyorum. Mesela David'in de hemen üzerine gidelim. Bak gördünüz mü? Elinde kaset var. Sağ eline bakın. Vuruyorum ve David'e şu anda 2 yük gitti. Elindeki kaset de aynı zamanda kırıldı. Tekrardan bir televizyona gitmesi ve tekrardan kaset alması gerekecek. Bu da onun oyun içerisinde eskiden hani bir tane kaseti alıp bütün televizyonları kapatıyordunuz falan filan ya. O durumun ortadan kalkmasını sağlıyor aslında bizim için. Gayet güzel bir değişiklik olmuş. Onunla birlikte başka neler var? Oniro artık bir televizyona ışınlandığında, ışınlandığı televizyon 45 saniyede açılacak. Önceden bu süre 100 saniyeydi arkadaşlar. Bayağı fazlaydı. Onu da 45 saniyeye kadar çekmişler. Survivor'ların kapattığı jeneratör ise şöyle son darbeyle de bir tane hasar vereyim ardından. Survivor'ların kapattığı televizyonlar ise arkadaşlar 70 saniyede açılacak. Eskiden bu süremiz yine 90'dı. 90'dan 70'e kadar çekmişler. Bununla birlikte bu kadar buff'un üstüne, yani en azından Survivor'lara ne geldi diyecek olursanız da şöyle bir olayımız var. Şu adamı bir ben bir burada yakalamayı başarayım. Bak. Bak mesela. Gayet güzel oynadı. Bak bu çocuğun yaptığı gibi oynanması lazım. Gayet güzel. Ben palete onunla birlikte aynı tarafta kalabilmek adına agresif bir hamle yaptım. Çocuk bu benim agresif hamlemi counterlamış oldu. Sürekli televizyonlara ışınlanmaya çalışıyorum. Çünkü her ışınlandığımda bütün survivorlara, yakınlara değil bütün survivorlara bu şekilde yük bulaştırabilmek bayağı güzel oluyor. Bu da mori atma ihtimalimi ve survivorların dümdüz bazı Oniro maçlarında hepiniz yaşamışsınızdır. Televizyonlara dokunmadan maçı bitiriyordunuz arkadaşlar. Artık öyle ya da böyle son darbe sayesinde güzel hasar vurdum bu arada. Öyle ya da böyle artık arkadaşlar televizyonlara mutlaka dokunmanız gerekecek. Sürekli konuşuyorum, biliyorum ama sizlere bütün bilgileri vermem lazım.
lazım. Oniro artık televizyonlara 10 saniyede bir ışınlanabiliyor. Önceden bir televizyona ışınlanıyordunuz, ardından hemen tekrar görünmez olup tekrar bir daha başka bir televizyona ışınlanabiliyordunuz ama artık 10 saniye beklemeniz gerekecek. Bu PTB'de 15 saniyeydi. Tekrardan sonrasında 10 saniye çektiler çünkü 15 saniye gerçekten çok uzun bir süre oluyordu. Başka Survivor'lar yine eline aldığı bir kasede istediği televizyona yerleştirebiliyor arkadaşlar. İlla gidip map'in en uzağındaki televizyona yerleştirmesi gerekiyordu ya, o durum da ortadan kalktı ve artık istediği televizyona direkt alıp yerleştirebiliyor. Elinde kaset varken Survivor önceden şey yapıyordu. Bütün televizyonları kapatıp en son koyması gereken yere koyuyordu ya. Artık öyle bir durum da kalmadı son darbe. Çok güzel. Bu arada son darbe sadece 5'e kadar stekleniyor. Onun da bilgisini vereyim. Bugün öyle kötü bir olay yaşamıştım. Ben daha fazla stekleneceğini zannederken çok daha az steklenmişti ve bütün yüklerim öyle boşa gitmişti. Çoğu sonrasında yapılan jeneratörler boşa gitmişti. O yüzden 5'in üzerine çıkarmamaya çalışın. Zaten açıklamasında yazıyor. Ona dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. Sürekli teleport atıyorum. Teleportlarda da bu arada onu söylemedim. Her teleport attığında bütün survivorlar 0.75'lik yük kazanıyor. Bir yük değil 0.75 kazanıyor. Onun da matematik hesabını zaten kendi kendinize yaparsınız. Şöyle buraya tekrardan bir ışınlanacağım. Sürekli herkese yük vereceğim ve Muri riskini her zaman taşıyacaklar üzerlerinde. Şöyle burada kullanmayacağım son darbeyi aslında. Kullanmayabilirdim de David bir anda böyle üzerime doğru koşmaya çalıştı. Bir garip hareket yaptı. Boşa gitmiş oldu. Anti sıkıntı yok. Daha işlevsel yerlerde kullanmaya çalışmak daha iyi olabilir. 5 saniye bekleyeceğim. 4, 3 vurmak zorunda kalacağım burada. Medkit'le birlikte kurtuluyor. 5 saniye onun süresi mesela o tarz durumlarda saymaya çalışabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Şu arkaya bir tekrardan ışınlanalım. Burada kimse var mı? Hem Survivor'a yük vermiş oluruz. Yük kazanmayan bir Survivor görürseniz böyle 0-2 az önce maçın başındaki David gibi. Aha! Biri Mori'yi. Kim o yiyen? Neden göremiyorum? Aa aşağıdaymış, buradaymış. Gel bakalım. Elinde kaset de yok. Mesela bak böyle Mori yiyeceğiniz durumlarda da gerçekten işiniz çok zor. Hiçbir şekilde Oniro size o kaseti koydurmaz. Çünkü kaset elinizde olsa bile vurduğunda kırılacağı için tekrardan sıfırdan bir kaset almanız gerekiyor. O yüzden bu çocuk burada her türlü o Mori'yi yiyecek eğer Chase'i bana karşı kazanamazsa, kendi izini bir şekilde kaybettiremezse. Ve burada bakalım öldürmeyi başardım ve ilk Mori'miz geliyor. Böyle hiçbir şekilde tüm düş jeneratörü yaparsanız o Mori'yi yersiniz artık Oniro'da, kaçarınız. Yok sürekli televizyonlarla uğraşmak zorunda. Kaç hook alacağım bakalım. Uf, çocuğu hiç daha önce asmamışım bir de var ya. Tertemiz ilaç gibi geldi bu şu anda. Jeneratörü göz önünde bitirdiler. Hiç sıkıntı yok. Şuna şöyle vuralım. Son darbeyi harcamamak için iyice Survivor'ın yanına yaklaşıyorum. Öyle vuruyorum. Öyle yaptığınız zaman yükü harcamıyor. Bilginiz olsun. Güzel bir balans kullanım bu arada. Güzel bir dört ayak üstüne. Şöyle son darbe steğim de var. Onu karşıdaki palete yetiştirtmem. Şöyle bir tane vuralım ve tertemiz bu hukumuzu da alalım. Güzel. Başka anlatmadığım var mı? Bakalım şöyle. Bütün değişiklikler de bu kadar arkadaşlar bu arada. Herhangi bir şekilde size kaçırdığım bir değişiklik yok. Bence bu update 10 lira için çok 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 harika olmuş. Bu çocuk kaset aldıysa, eğer elinde kaset varsa ki var. Bunu yapmamalıydım. Burada ben hatalı oynadım. Elinde kaset var. Şimdi o kaseti ona güzelce iade edeceğiz. O televizyona takmasını sağlamazsam, engellersem bu durumu. Belki buna da mori atabiliriz. Çünkü elinde minimum bir yük varsa ki son darbem var. Şurada sana vururum. Ah be, iki yükü verdik ama çocuk hala mori yeme safhasına kadar gelmedi. Sıkıntı yok. Bu çocuk zaten ölüyormuş. Şuraya bir tekrardan ışınlanacağım. Eğer Nia'nın üzerinde yük varsa biraz da o yükü arttırmak istiyorum. Onu da birazcık zorlamak istiyorum o konuda. Oo, kendini bir yerde yere attı. Şöyle şu izleri takip edelim. Bu köşelere kadar geldi muhtemelen. Ve burada kendini yere mi attın? Şu köşede. Evet, buradasın. Buldum seni. Gel bakalım, gel. Bu perki de Survivor'lar sürekli kullanmaya başladı son zamanlarda. Zaten bir önceki videoda Survivor'a girmemeniz gerektiğini söylemiştim. Böyle saçma sapan işler yapıyor Survivor'lar ve durduk yere kendilerini hook'a astırıyorlar. Bu da öldü ve gayet tertemiz bir maçla sonlandırmış olacağız. David'in elinde hala kaset var mı? Hayır, yokmuş. Çok koştun oğlum. Gel buraya. Son darbe var hala elimde.
Şöyle sana bir tane vururum. Tertemiz. Son kelimizi de aldık. Gerçekten 10 lira 10 lira olmuş ya. Filmdeki kadar güzel olmuş. Acımasız bir katil olduk. Şöyle 116k puan kasmışım. Bir pip almışım ve söylerler avantajı bu şekilde. Next hemen hızlı bir şekilde ikinci maça geçelim. Go. Hadi bakalım. Şimdi farm map'e atıldı. Güzel farm map'in de değişikliğini görmüş olacağız. Bak bu bina bayağı değişti. Bir önceki videoda gösterdim mi? Farm map'in de oynamadık herhalde. Ben aradaki maçlardan birinde oynadım. Çok fazla kuit atıldığı için. Bak burayı böyle yaptılar. Bu tarafta da bir tane pencere burada var sadece. Main bina bu şekilde olmuş oldu. Bence güzel değişiklik ve map'in etrafında bayağı böyle taşlar, maşlar, her şeyi de yerleştirdiler. İlk Survivor'ımı da bu sırada buldum. Gel bakalım niyacık. Gel bakalım niyacık. Yani azabın izini almadım bu arada. Gerek duymadım açıkçası. Onur zaten sürekli sessiz olduğu için o azabın izlerini de farklı bir zaman, farklı bir katilde yine deneriz. Kulübe tarafında kimse yok. Şöyle ortalara doğru bir teleport attım. Herkese yük kazandırmak adına, sürekli survivorları yormak adına. Bak mesela yine bir tanesi yük kazanmadı. O çocuğu görürsem direkt onun üzerine gideceğim ve elindeki kaseti kırmaya çalışacağım. Yük kazanmamasının sebebi elinde kaset olması tamamen. Bunun o uyguladığı, aldığı riski dezavantaj haline getirmem lazım. Burada daha iyi oynayabilirdim. Çocuğu bir anda görünce bir afalladım. Diğerleri nerede ya? Bütün map'i gezdim ve yok kimse. Şuraya bir ışınlanalım. Burada da kimse yok. Buradaki jeneratörü yapıyorlar. Gel bakalım, gel. Senin elindeki o kaseti bir kıralım. Öyle bir oyun tarzı yok. O kaseti alayım, yük kazanmayayım. Yok kanka, o kaseti kafanda kırarım öyle. Tamam, güzel bak. Görünmez oldum. Şimdi bu palete agresif gireceğim. Bakalım. İstediğim gibi çalışacak. Bak çok güzel çalışıyor. Yani stun yemeyeceğimi bilmek o palete öyle rahat agresif girmemi sağlıyor ki. Beni çok rahatlatıyor bu konuda. Hemen bunu da kıralım. Görünmez görünmez kovalamaya devam edebilirim ama map'te gezeceğim. Map'te gezmem Onur için daha iyi. Herkese şöyle yine yük kazandırmış olduk. Yine bir kişi almadı. Yine aşağıdaki çocuk almadı. Ama bu sefer kasetini taktı. Elinde kaset varmış. Bu arada ışınlandığınız zaman yük kazanan survivorları görmek için etrafına bakın, barları parlıyor. Mesela şu an dördünün de barı parladı. Yani dördü de yük kazanmış oldu demek oluyor bu. O şekilde kimin elinde kaset olup olmadığını yine maç içerisinde rahat rahat anlayabilirsiniz. Gel bakalım şöyle bir hook da almış olalım. Gayet güzel. İyi başlangıç. Sen ne yapıyorsun? Ona dokunma. Benim. Son darbem var. Buradaki paleti de yemişlerdi. Şöyle bir lunch atsam. Oh be, yetişemedim. Pencereden atlamadı. Buradaki paleti yedi ama. Hop şurada yetişirim. Son darbe güzel ya. Çok güzel olmuş. Her jeneratörden sonra 2 yük vermesi gerçekten çok tatlı. Niye almak istiyorum? Alamadım. Okey. Bu oku da buraya astık. Şurada hemen aldılar oku. Tekrardan bir ışınlanalım şöyle. Bakalım buralarda kimse var mı? Hayır yok. Okey. Burada birini daha bulduk. Gel bakalım niyacık. Sen de gel. Yük kaybetmeyelim. Gerek yok. Şöyle yavaş yürüyeyim. Ha, yüküm yokmuş zaten ama okey, sıkıntı yok. Burada heal'landılar. Heal'lanmaları da onlara sürekli yük verdiği için benim yine işime gelen durumlardan. Bu çocukta kaset var. Yine kasetini kırdım ve ona iki tane yük verdim. Kaset de çok fazla geziyor ve onu sürekli bu konuda cezalandırıyorum. Bayağı da işime geliyor. Tekrar bir ışınlanalım. Herkese biraz daha yük gitsin. Bir survivor'a ekstra objektif yapmaya zorlayalım. Sen nereye? Hayırdır? Gel buraya. Güzel, bunu da iyi yakaladık. Güzel bir yük de aldık. Bak oradaki televizyonun söndüğünü gördüm. Demek ki oraya biri ya kaset bıraktı ya da kaset aldı ki bence iyi ihtimal kaset aldı. Ama buradaki çocukta elinde şey yok. Bak gördünüz mü? Bu olay. Bu. Tamamen anlatmaya çalıştığım şey buydu. İşte bu şekilde paletlere agresif girerek takasları hep kazanabiliyorsunuz ya. Çok güzel olmuş ya bu. Gerçekten bayağı güzel bir değişiklik. Stun yememek harika bir fikir. Dedarda bastı ama çalışmadı bu arada. Bu yüzden yerde sürünüyor. Güzel, bunu da asalım. O asamıyorum. Okey, okey. En azından hasar takasını alabildim. Hiç sıkıntı yok. Şu arkaya şöyle hızlı bir ışınlanacağım. Orada yine bir hook alındı. Ay, ışınlanamadım. Ne oldu? Okey, yanlış tuşa bastım. Şuraya bir ışınlandık. Hop, burada da birileri var. Sana da bir tane vurdum. Süper. Sürekli birbirlerini heal'lıyorlar. Yük de oradan da yük kazanıyorlar. Gayet iyi. Beni kör etmeye çalışma. Burada tamam. Bak deviriyor. Hayvani gücüm var. Hızlıca kırıyorum. Bunda da sıkıntı yok. Bu da bana bir şey kaybettirmiyor. Gayet güzel. Bedavadan palet almış oluyorum. Daha ne olsun. Tak, sen de yat yere. Süper. Çünkü şöyle kulübenin içerisine doğru ışınlanacağım. Burada en son Nia'yı görmüştüm. Ama şu an yok. Kimsenin elinde kaset yok mesela. Onu da anlamış olduk. Nia'mız burada. Nia'ya hemen vuralım. Az önce sabotaj attın ha. Gel. Gün intikam vakti. Gel. Süper. Çekil ayağımın altından. Yapma öyle şeyler. Yapmayın oğlum öyle şeyler. Yapmayın. Şuraya bir ışınlanalım. Nerede olduğumu anlamasınlar. Ve buradan jeneratörü zorlayalım. Aynı zamanda biraz da yük verelim. Zaten o sırada geri dolacak.
Şöyle güvence bastı. Benim nerede olduğumu bilmiyor. Yük kaybetmeden şöyle yakınına dibine girip vurdum. Gayet iyi. Bir kez daha ışınlanmak istiyorum. Şöyle orta bir televizyona ışınlanalım. Kimse yük gidecek mi? Mori atmak istiyorum. Ben Mori'ye birazcık zorlamak ya da kasette onları uğraştırmak istiyorum. O yüzden sürekli her teleport hakkım geldiğinde harcamak istiyorum. Çekil. Çekil önümden. Yapma öyle şeyler. O Dedart attı ama ben zaten Dwight'a vurdum. Dedart da boşa gitmiş oldu. Süper bu arada. Gel. Gel. Okey. Dwight'ın herhalde Decisive'i var. O yüzden arkadaşı korumak istiyor inatla. Şöyle alayım. Bakayım Decisive varsa atsın. Evet attı. Güzel. Neden koruduğu anlaşıldı. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Gel. Ben seni tekrardan yakalarım. Güzel. Birbirinizi iyi o şekilde korudunuz. Burada bir palet var. Bakalım paleti insta devirecek mi? Devirmesi işime gelir. Devirmezse de yine işime gelir. Ah be aynı tarafta kalamadım. Bir de stun yedim. Kötü oldu. Kötü bir timing oldu. Beni kör etti. Kulübeye doğru ışınlanmak istiyorum. Bakalım burada birileri var mı? Yokmuş. Herkese yük vermiş olduk. Sıkıntı yok. Selam. Kalkın bulun buradan. Kalkalım. Kalkalım. Güzel. Bir de şu arka tarafa doğru ışınlanalım. Burada kimse var mı? Evet. Burada yine bir jeneratör yapılıyor. Çocuğa çok ayar oldum ya. Bunun hızlıca ölmesini istiyorum. Palette nasıl oynayacaksın? Son darben var ki her türlü yetişirim sana. Hiç sıkıntı yok. Son darbeye bayıldım bu arada. Bayağı güzel olmuş. Yani gerçekten çok sevdim. İkişer yük vermesi bayağı tatlı. Şöyle bir kez daha ışınlandım. Burada da kimse yok. Heal'lanıyor musunuz? Gel. Heal'a ben de geldim. Ben de heal'lanmak istiyorum. Bana da yardım edin. O palete yetişemeyeceksin dostum. Tak. Yetişebileceğini zannettin ama yetişemedin. Şöyle hemen hızlı bir şekilde aldım bir de. Herkesin son hakkına kadar getirdim. Kimi assam şu anda ölüyor. Bir de buraya ışınlandık. Gel bakalım sana da bir tane hasar verdik. Oyuna bayağı hakimiyet kurduk ya. Survivor'lar gerçekten nefes alamıyor ya. Nefes alamıyor. Bu update'e bayıldım. Keşke Oniro direkt bu şekilde gelseydi. Yani çok daha önceden bu tarzda oynamak isterdim açıkçası. Oo iyi oynadı. Bak Survivor'lar da çözdü işi farkında mısınız? Bu görünmezlik olayını çok fazla kullanıyorum ve ona karşı counterplay yapmaya bile başladılar daha şimdiden. Gayet iyi oynadı burayı. Bir daha ışınlanacağım. Herkese biraz daha yük verelim. Belki bir Mori çıkartırız diyecektim. Bir Mori çıkardık. Hadi bakalım. Gel buraya. Son hakkın mı? Son hakkın ama olsun. Mori göreceğiz. Benim işime gelir. Adam blokladı. Adam blok attı kıza. Blok attı. Gel buraya. Gel. Kaçamam kurtulamam bu saatten sonra. Hayvani güç. Kankam daha fazla dilenmesen mi? Ne diyorsun? Heh. Bana Mori'yi çakayım git hadi. Hadi. Ah be bir yüküm daha olsaydı son darbede. Sarardı. Sen bayıl. Ne bu Dedart ya senin? Tamam al bunu da kırdım. Niye? Nereye gideceksin anlatsana birazcık. Adam hala kaçıyor ya. Hala inatla kaçıyor ya. Millet de korumaya çalışıyor. Lan sizin de son hakkınız ki. Ben sadece Mori istediğim için kovalıyorum şu çocuğu bu kadar şu anda. Tak Mori'yi de çaktık. Sabotaj atmak ister misin? Gel. Gel bir sabotaj at gel. Neredesin? Dur atamıyorum Mori'yi de. Heh. Gel. Gel hadi buna da sabotaj at. Süper. Güzel. Mori'yi de aldık şöyle. Keşke assaydım. En azından çanak alırdım bir de. Ama olsun. Mori atmak keyifli. Kalkalım buradan arkadaşlar. Kalkalım. Sen şimdi gel. O Dedard'ı az önce harcadın madem. Sıra bende artık. Şöyle seni de asalım. Selam Nia. Aha elinde kaset de var. Nur lütfen Mori'ye. Ah be. Yemedi ya. Yemedi ya. Bir tane daha al. Evet. Güzel. Şimdi Mori işte busun ya. Harikasın sen ya. Bayıldım. Teşekkür ederim bana bir Mori daha verdiğin için. Eyvallah. Aha hatch'i de buldum. Süper. Işınlandığım yerde çıktı direkt. Tak. Dwight açma oğlum kapıyı. Gel sana da Mori atalım. Gel. Gel benle gel. Benle gel. Benle gel. Gel yürü. Hayır 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 kapıyı açma. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Açma kapıyı. Açma kapıyı. Açma çocuğum. Açma. Sana da Mori atmak istiyordum. Bırakırsam kapıya gitme ihtimali var. O yüzden asacağım. Güzel maçtı. Ve acımasız bir katil olduk. Tertemiz maçlarda. Gerçekten Oniro'nun bu değişikliğine inanılmaz bayıldım ben. Çok keyifliydi. 117k puan kasmışım. 157k hatta kasmışım. 2 pip almışım ve serverlerin avantajları bu şekildeydi. Sizler Oniro'nun güncellemesini nasıl buldunuz? Eksik anlattığım bir şey varsa mutlaka onlarla birlikte yoruma yazmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ya da sıradaki videolardan hangi katilleri hangi boyutta oynamamı istiyorsanız yine yorumlara yazıp videoyu beğenmeyi unutmazsanız da sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.